Milli basketbolcu 12 dev adam kadrosunun yıldız isimlerinden Kerem Gönlüm, Londra'da basketbol akademisi kurdu. Ailelere seslenen Gönlüm, çocuklarınızı spora yönlendirin, kötü alışkanlıklardan uzak tutun dedi. Türkiye Milli Basketbol 12 Dev Adam kadrosunun yıldız ismi Kerem Gönlüm'le birlikteyiz efendim. Kendisi bir süredir Londra'da yaşıyordu ve şu an içinde bulunduğumuz Kerem Gönlüm Basketbol Akademisi'ni kurdu. Birçok öğrenciyi de yetiştiriyorsunuz hocam. Arkanızdan herhalde gelecekler diye umuyoruz. Öncelikle hayırlı olsun diyelim ama neler yapıyorsunuz sizden öğrenin. Şimdi sevgilim teşekkür ederim. Öncelikle tabii sizi görmek güzel akademimizde. Gördüğün gibi zaten birkaç saattir de beraberiz burada. Çocuklarla beraber açıkçası Londra'da basketbolla ilgili eğitimlerimize başladık. Ben de iki çocuk babası olarak tabii sistemin yarattığı bizim çocuklarımızdaki özellikle erkek çocuğu sahibiyim ben iki tane. Bilgisayar ortamı, elektronik ortamdan uzaklaştırma adına basketbol değil sadece aslında. Tüm sporları yapmaları önemli, sanatla uğraşmaları önemli. Ben de yıllarca milli takım forması giydim. 20 senelik bir kariyerim vardı. Eşimin işi dolayısıyla 1,5-2 sene önce, pandemiden önce Londra'ya gelmiştim. O işini takip etmek için eşimin. Basketbola çok yoğun bir ilgi olduğunu gördüm. Aslında hiç kafamda bu tarz bir şey yoktu ama neden olmasın dedim. Özellikle tabii Londra şartları da çocukların çok fazla spor yapabilmeleri için çok elverişli değil. Aslında çok kompleks hani tesis var ama tabii yaşadığımız yerler, bölgeler, bir yerden bir yere gitmek zor. Büyük bir şehir tabii. O yüzden böyle bir oluşumun içine girmek istedim. Çok da keyifli gidiyor. Çok yoğun ilgi var. Öncelikle herkese teşekkür ediyorum. Onu söylüyorum. Hep 20 sene kariyerimde saha içindeydim. Şimdi saha dışına çıktım. Çocukların bir şeyler başardığını gördüğümde, hep beraber bir şeyler başardığımızı gördüğümde çok mutlu oluyorum. Yani gerçekten paha biçilemez bir keyif, bir duygu. Hiç bu öyle olduğunu bilmiyordum. Bilseydim daha önce bırakırdım. Çünkü 43 yaşına, 42 yaşına kadar oynadım basketbolu. Dediğim gibi çok keyifli burada çalışmalar yapıyoruz. Bu sene U14 takımımızla erkeklerle maçlara çıkacağız. Kızlarla da düşünüyorduk ama pandemiden dolayı tabii yaz tatili gidemeyenler, gelenler çok fazla imkanımız olmadı ama iyi çalıştık. Seneye daha da büyük projelerim var, büyük hayallerim var açıkçası. Türkiye'de dediğim gibi saha içinde birçok hayalimi gerçekleştirdim ama şimdi de koç olarak Londra'da ailelerimizle, velilerimizle birlikte, çocuklarımızla çok güzel şeyler başarmak istiyorum. Kesinlikle. Şimdi profesyonel basketbol hayatınızda birçok başarıya imza attınız. Şimdi de gençleri yetiştiriyorsunuz. Biz tabii ki röportajdan önce yaptığımız sohbette siz dediniz ki çocukların yanı sıra biz tabii ki aileleri de bilinçlendirmek istiyoruz. Bu noktada ailelere de çünkü büyük görev düşüyor. Özellikle ben tabii biraz önce şöyle basketbol topunu elime aldım efendim. Böyle bir 10-15 dakika birazcık oynadım. Ne güzel böyle terledim, güzel spor yaptım ama hakikaten gençleri spora yönlendirmemiz gerekiyor. Ben de iki kız çocuğu babası olarak şimdi kızlarımı size teslim ettim. Evet. Aynen. Yani sevgin tabii şimdi bir eğitmen oldum ama sonuçta ben bir veliyim. Ve yani hep konuştuğumuz olay özellikle pandemi dönemi de çok zor geçti tüm dünya için. Zaten hani bilgisayar çağındayız, artık teknoloji çağındayız. Çocuklar tabii ki de bilgisayarla, teknolojiyle büyüyecekler ama maalesef diğer değerlerini kaybetmemeleri lazım. En büyük görev de burada bizlere düşüyor. Velilerimize düşüyor, bizlere düşüyor. Onları spora ne kadar çok yönlendirirsek, tekrar söylüyorum üstünü basa basa, sadece basketbol değil, bütün sporlara, neden keyif alıyorsa, zorla bir şey olmaz, sanat olabilir, müzik olabilir, bunlarla uğraştıkları zaman, özellikle geldiğimde tabii gördüm burada, Londra şartlarında çocuklar için, gençler için, dışarılarda çok sağlıksız ortamlar da olabiliyor. Onları kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmak için spor yapmaları çok önemli, sanatla uğraşmaları çok önemli. Buraya birçok çocuğumuz geldiğinde çok çekingen geliyor, veliler söylüyor ama bir ay iki ay sonra sosyalleşme ortamı oluyor. Fizikleri düzeliyor, kilo verenler var, keyif alanlar var, özgüvenleri, yani hep onu söylüyorum. Bizim parayla, yani mesela Sevgin, işte Ali'nin bu sene, bu ay sana 2 kilo özgüven verdim.
3 kilo adine ne bileyim başka bir şey verdim diyemem ben. Basketbol eğitiminin dışında onlar birçok şey kazanıyorlar aslında. İşte görüyorsun hep beraber oyunlar oynuyoruz, kazanıyoruz, ağlayanlar oluyor, kazanırlar. Yani bunlar güzel şeyler. Ben de tabii böyle bir organizasyonun başında uzun yıllar tabii basketbol oynadıktan sonra eğitmen kısmına geçtiğimde çok mutluyum. Çünkü tahmin edemediğim kadar tabii büyük hayallerim vardı. Hiçbir zaman hep ben hayallerimi yüksek tuttum. Zorluklar yaşıyoruz, pandemi, oba ama hiç bu bir şeyleri başarmaktan bizi alıkoyamaz. Biz istedikten sonra her şeyi yapabiliyoruz. O anlamda da çok büyük de bir ilgi oldu. Hayallerimi daha uzun vadede düşünüyordum ama sağ olsun velilerimize, çocuklarımıza çok daha öne çektik bunları. Bu sene bir takım, seneye 3-4 takım, 5 takım, ileride 10 takım takımımızı kurduk. London Giants takımını kurduk. Yani dediğim gibi çok mutluyum. Şimdi tabii hocam özellikle sizin gibi değerli bir isimden böyle bir eğitim almak da birçok buradaki Türk ailelerin herhalde istediği bir şeydi. O yüzden sizi görünce kaçırmak istemiyorlar bu fırsatı. Özellikle şunu sormak istiyorum. Şimdi birçok farklı yaş grubundan öğrencileriniz var. Kız, erkek gibi. Günün hangi günleri bu eğitimi alabiliyorlar? Hangi günlerde, nerede, özellikle Londra'nın hangi bölgelerinde veriyor? Yani Sevgin çok güzel bir şey söyledin aslında. Tabii yaş grupları önemli ama salon sıkıntısı gerçekten çok yaşıyorum. Keşke bir salonun hani müsait salonlar olsa da her yere gidebilsem. Çok talep var, her yerden arıyorlar sağ olsunlar. Ben de elimden geldiğince yardımcı olmak istiyorum ama özellikle tabii insanlar yıllarca beni izlediler ekran başında. Çocuklar beni tanımıyor, veliler beni tanıyor. Bana güveniyorlar, çocuklarını bana emanet ediyorlar çünkü onlar benim de çocuklarım. Önemli olan işini severek yapmak. Ben bunu hala yaşıyorum sahada. Ya oyna desen şimdi gene oynayacağız. Takımımı kurdum. London Giants'la bu sene amatör ligde mücadele edeceğiz. Orada oynayacağım. Kuzey bölgesindeyiz şu anda. İşte Richmond tarafında çalışıyorduk. Tatile girdik. Gene Central London'da değişik bölgelerde salon arayışındayım. Herkese ulaşmaya çalışıyorum. El verdiği kadar. Salonlar bana izin verdiği sürece. Şu anda buradayız. 5-6 yaşından 13-14 yaşına kadar kız erkek öğrencilerimiz var. Salı Perşembe burada çalışıyoruz. Şimdi grupları bölmek zorunda kaldım yoğun ilgi üzerine. Pazar günü de burada çalışıyoruz. İnşallah dediğim gibi salon sorununu da çözersem, elimde olmayan bir sebep benim. Her yere gitmek istiyorum ama dediğim gibi salon biraz sıkıntı. Onu da çözeceğiz ama istedikten sonra her şeyi yapabiliriz. Yavaş yavaş işte dediğim gibi oluşuyor, takımlar oluşuyor, yaşlar oluşuyor. Dedim çok mutluyuz ya. Şimdi tabii ki burada özellikle bu küçük yaştaki öğrencileriniz önümüzdeki günlerde sizin şimdi London Giants diye bir kulübünüz var, takımınız var. Evet, takımımız var. Bu takımla birlikte herhalde profesyonel maçlara çıkabilecekler. Tabii. Sevgilim zaten kafamdaki proje hep oydu. Akademimden yetiştirdiğim öğrencilerimle kız erkek kulübümüzde maçlara çıkmaktı. Çünkü bizden yetişiyorlar. Yarın bir gün üst seviyede inşallah Allah nasip ederse takım alıp Türkiye'den oyuncu getirip buradan yetiştirip kendi bünyemizde yetiştirdiğimiz oyuncularla orada mücadele etmek. Yine gençler biraz daha 14-15-16 yaşında gençlerim de var. Onları oynatabiliyorsam oynatabileceğim. Oynatamıyorsam gene basketbol içinde olup onları koç olarak yetiştirmeye çalışacağım. Yani spor sonuçta benim yaşam biçimim. O yüzden kopmam mümkün değil. Severek de yapıyorum. Hala heyecanlanıyorum. O yüzden elimden geldiğince bu tarz şeylerde katkı vermeye çalışacağım. Çok teşekkür ederiz hocam. Teşekkür ederim. Tabii özellikle şu an bizi ekran başında izleyen aileler, çocuklarınızı spora mutlaka yönlendirin diye zaten Kerem hocam da söyledi. Eğer basketbola ilgisi varsa muhakkak size gelebilir. Yani muhakkak demeyelim. Biz buradayız. Biz elimizden geleni yapıyoruz. Hep beraberiz inşallah. Büyüteceğiz. İleride çok daha güzel şeylerde beraber birlikte oluruz diye düşünüyorum. Çok sağ olun hocam. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ayağınıza sağ olun.